اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِتْنَا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم مؤمن لش okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Gafir Suresi ya da Mü'min Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah okumaya başlıyoruz. Üçüncü ayeti kerimesindeki gafir kelimesinden ismini almış ya da içindeki Firavun'un hanedanından, Firavun'un sarayında iman etmiş ve bir süre imanını gizlemiş ama Firavun ve çevresindekiler Hazreti Musa'yı öldürmeye yönelince artık gizlenmenin anlamının kalmadığını anlayıp kendisini ortaya atmış ağır ol bakalım ey firavun ben de iman ettim. Benim cesedimi çiğneyip geçmedikçe Musa'nın kılına bile dokunamazsın diyen isimsiz bir kahraman, isimsiz, atsız, sansız bir yiğit olan bir mümin kişiden ismini almış bir sureyle karşı karşıyayız. Surenin ilk ayeti hurufu mukatta ayetiyle başlıyor. Hamim. Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Kitabın indirilişi aziz ve alim olan Allah'tandır. Bu kitabı aziz ve alim bir Allah indirmiştir. Allah azizdir. Allah mutlak güç ve kuvvet sahibidir. Allah öyle aziz ki izzetine kimse toskunduramaz. Allah öyle aziz ki sahasına kimse giremez. Allah öyle aziz ki aldığı kararları hiç kimse gözden geçiremez. Allah öyle aziz ki kimse ona geri adım attıramaz. Mutlak izzet ve şeref sahibi, güç ve kudret sahibi ama alim olan bir Allah. Bilgisi tam olan, bilginin kaynağı olan, bilgi kendisinden olan kullarına nasıl bir din göndereceğini, kullarına ne kadar ayet indireceğini, kullarını neyle imtihana çekeceğini, kullarını neyle sorumlu tutacağını, kullarının hayatını nasıl düzenlemesi gerektiğini bilen bir Allah. Alim bir Allah. Sanki surenin başında bu iki isminin zikriyle Rabbimiz biz kullarına şunları söylüyor. Ey kullarım ben ki aziz ben ki alim. Eğer siz de yeryüzünün en güçlü insanları olmak istiyorsanız, yeryüzünün en alim, en bilgin, en bilge insanları olmak istiyorsanız, gelin benim kitabıma iman edin, benim kitabımla birlikte olun, benim kitabımın bilgilenmesine kendinizi teslim edin. Aziz ve alim oluşunun yanında Allah bir de gafiri zemp, günahları bağışlayandır. Günahları yok farz ediveren, işlenmemiş kabul ediveren, kale almayan, dikkate almayandır. Ve kabili tevbi, bir de tevbeleri kabul edendir. Günahları affetmekle tevbeleri, dönüşleri kabul etmek birbirinden farklıdır. Bir de şedidil ikab, o Allah yakalaması azabı çok şedid olandır. Zittavli, lutfu keremi çok büyük olandır. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Ondan başka hatırı kazanılacak varlık yoktur. Ondan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Ondan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. İleyhil masir ve sonunda dönüş de onadır. Hepiniz ona dönecek, onun değer yargılarına teslim olacaksınız. Evet Rabbimiz günahları bağışlayandır. Tevbeleri yani dönüşleri de hüsnü kabulle kabul edendir. Tevbe dönüş demektir. Tevbe yöneliş demektir. Biz tevbeyi Adem atamızın şahsında öğreniyoruz. Adem atamız bir anda şeytanın ihvalarına kapılmış, şeytanın yörüngesine girmiş, yasak ağaca doğru, yasak meyveye doğru giderken bir anda kendine gelip ben ettim sen etme ya Rabbi diye dönü vermiş, kıblesini değiştirivermiş, Allah'a kulluğa dönü vermiş. Allah da onu hüsnü kabulle onun dönüşünü kabul vermiş. İşte şu anda yeryüzünde Allah'ı unutmuş, peygamberi unutmuş, kitapla sünnetle ilgisi kesilmiş, kitaba peygambere sırt dönmüş, şeytanın yörüngesine girmiş, nefis ve şeytan istikametinde bir hayata dönmüş, dünyayı kıbleleştirmiş bir hayata yönelmişken bir kişi, hemen aklı başına gelir gelmez ben ettim sen etme ya Rabbi diye Allah'a dönü verirse Allah'a yöneli verir kıblesini değiştiri verirse Allah onun dönüşünü de hüsnü kabulle kabul edecektir. Hatta kaçak bir kulunun kendisine düşmanca tavırlar içine girmiş bir kulunun dönüşüne kendisine kulluğa dönüşüne Allah öyle sevinir öyle sevinir ki onu Peygamber Efendimiz'in bir hadisiyle söyleyecek olursak diyor ki Allah'ın Resulü devesiyle devesinin sırtında yiyeceği içeceğiyle çölde yolculuk yapmakta olan bir insan düşünün. Adam bir anda devesini kaybediyor. Sırtındaki yiyeceği içeceğiyle birlikte devesi kayboluyor. Adam öyle üzülüyor, öyle üzülüyor ki onun için her şey bitti. O ıssız çölleri devesiz, susuz ve yiyeceksiz aşması mümkün değil. Başına ağrılar geliyor üzüntüden ve nihayet bir ağaca sırtını veriyor ya da bir taşa sırtını veriyor. Az biraz uyuyor. Sonra uyanınca gözlerini açınca bir bakıyor ki üstündeki erzakıyla birlikte suyu ve yiyecekleriyle birlikte devesi karşısında duruyor. Adam öyle sevinir, öyle sevinir ki diyor peygamberimiz, sevincinden dili dolaşır, ne diyeceğini şaşırır ve şöyle der, Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. Ya Rabbi sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim deyiverir. Aslında şöyle diyecekti, Ya Rabbi ente rabbi ve ene abduk. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum diyecekti, ama sevincinden ne diyeceğini şaşırır. Ya Rabbi sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim deyiverir. Şimdi bu kişinin devesini erzakıyla birlikte gözünün önünde bulan bu kişinin sevincinden çok daha fazlasıyla kaçak bir kulunun kendisine dönüşüne Allah sevinir diyor sevgili peygamberimiz. İşte vakabil-i tevbi dönüşleri yönelişleri hüsnü kabulle kabul edendir Allah. Ma <mâ> yucadilu fi ayati llahi illa keferu. Allah'ın ayetleriyle mücadeleye tutuşanlar ancak kafirlerdir. Allah'ın ayetleriyle savaşa tutuşanlar ya da Allah'ın ayetlerini tartışmaya açanlar, ayetleri pörsütmek, ayetleri şürütmek isteyenler yani ayetleri tartışmaya açmak isteyenler, Allah'ın ayetleri konusunda ileri geri abuk sabuk konuşanlar, tartışmaya açanlar ancak kafirlerdir. Çünkü onlar örtüp örtbas edenlerdir. Ayetlerin üstünü örterek bir hayat yaşayanlar, Allah'ın onların yollarının üzerine koyduğu işaret levhalarının üstünü örtüp üstünü kamufle edip, keyiflerince bir hayat yaşamaya çalışan kafirler var ya, işte onlar Allah'ın ayetleriyle mücadele edenlerdir. Peki Allah'ın ayetleriyle mücadeleyi nasıl anlayacağız? Bunu şöyle anlıyoruz. Ayetlerin varlığına rağmen kendi hayatlarını sürdürmeleri konusundaki ısrarları yani Allah'ın ayetlerinin varlığına rağmen ayetlerden habersiz yaptıkları programlarını hayat felsefelerini sürdürme konusundaki ısrarları işte Allah'ın ayetleriyle mücadeleleri anlamına gelmektedir. Bunu ancak kafirler yapar. Sonra diyor ki bakın Allah فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ Ey peygamberim işte böyle kafirlerin şehirlerde, metropollerde, ülkelerde, kıtalarda ellerini kollarını sallaya sallaya gurur ve kibir içinde gezip dolaşmaları seni aldatmasın, seni üzmesin. Böyle kafirlerin tüm dünyaya egemenmiş gibi, tüm dünyaya hakimmiş gibi bir görüntü vererek işte şehirlerde, ülkelerde, kıtalarda ellerini kollarını sallaya sallaya gezip dolaşmaları, gururlu kibirli bir biçimde seyretmeleri, sakın seni üzmesin, seni aldatmasın ey peygamberim. Çünkü dünya meta çok azdır. Kısa bir süre sonra onlar geberecekler. Ellerindeki avuçlarındakilerinin hiçbirisi ahirete intikal etmeyecek. Hepsini dünyada bırakıp gidecekler. Dedikten sonra Rabbimiz bakın tarihi bizim gözümüzün önüne serecek. Bizi tarihle karşı karşıya getirecek. Tarihin sahibi olan Rabbimiz Zamanın sahibi olan Rabbimiz bize bir tarih bilgisi sunacak ama sadece geçmişi sorgulamak için değil aynı zamanda geleceği de sorgulamak için. Sadece geçmişi yargılamak için değil aynı zamanda geleceği de planlamak için, geleceği de programlamak için bakın Rabbimiz bize bir tarih sunacak. Şöyle buyurur kezdebet قبلهم قوم نوح onlardan önce nuh kavmi de yalanlamıştı. Nuh kavmi Nuh aleyhisselamı yalanlamıştı. Nuh aleyhisselamı da Nuh aleyhisselamın Allah'tan onlara getirdiği ayetleri de yalanlamışlardı. Ne demek? Nuh aleyhisselam karşısında Nuh aleyhisselamın Allah'tan getirdiği ayetler karşısında kendi felsefelerini kendi yollarını, kendi programlarını savunmuşlardı. Yani Allah'ın şeriatı karşısında laikliği savunmuşlar, demokrasiyi savunmuşlardı. Toplum güçlüydü. Nuh Aleyhisselam ve beraberindeki bir avuç Müslümanın görünürde hiçbir gücü yoktu. Bir avuçtu. Toplum çok güçlüydü görünürde. Ama sonuçta ne oldu? O güçlü görünen toplumu dağlar gibi suların arasında dağlar gibi dalgaların içinde Allah yok etmedi mi? O bir avuç güçsüz görünen Nuh Aleyhisselam'ı ve çevresindeki bir avuç insanı Allah bir gemide kurtarmadı mı? Evet, işte bir tarih. Vel ahzabu min badihim. Onlardan sonra nice hizipler, nice toplumlar da Allah'ın elçilerini yalanladı. İşte onlardan ikinci toplum Aat kavmi. Çok güçlüydü. Yeryüzünde Eşi benzeri olmayan bir medeniyet kurmuşlardı. Yeryüzünde benzeri olmayan bir uygarlık gerçekleştirmişlerdi. Çok güçlü bir toplumdu. Allah'ın elçisi Hud aleyhisselam ve beraberinde belki de iki elin parmak sayılarına bile varmayan bir avuç Müslüman çok güçsüzdü. Peki sonuç ne oldu? Güçlü görünen o topluma Allah sarsar denen bir rüzgar gönderdi yedi gün sekiz gece o rüzgarı onlara musallat etti ve toplumu bir anda yerle bir etti. Hud peygamber çevresindeki bir avuç insanla dimdik ayaktaydı. Güçlü görülen toplum yok olup gitmişti. Sonra işte Semut kavmi. Allah diyor ki yeryüzünde onlar gibisi bir daha yaratılmamıştı. 35-40 metre boyunda insanlardı. Çok güçlü insanlardı. Ve adeta Yeryüzüne kazık çakma sevdalısı bir toplumdu. Cenneti dünyada arama cinnetine kapılmış, cenneti dünyaya taşıma cinnetine kapılmış bir toplumdu. Ekonomik güçleriyle yeryüzünde bir daha onlar gibisi yaratılmamıştı. Sonunda ne oldu? Salih Aleyhisselam güçsüzdü. Ona inanan insan sayısı çok azdı. Salih Aleyhisselam'ın mucize devesini öldürdüler. Salih Aleyhisselam'ı da öldürmeye teşebbüs edince Allah bir raçfe ile bir titreşimle toplumu yok etti ve azınlıkta olan, görünürde güçsüz olan Salih Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanlar dimdik ayaktaydı. Bugünün kafirleri de Müslümanları yalnız görüyorlar, korumasız zannediyorlar. Bilemiyorlar ki onların safında Allah var. Şu kafirler aldanıyorlar ki kiminle savaştıklarının farkında değil bu hainler. Müslümanları korumasız zannediyorlar. Müslümanları güçsüz zannediyorlar. Halbuki Müslümanların safında Allah var. Müslümanların desteğinde Allah var. İşte Allah bu tarihi bize bunun için sundu. Bakın buyurdu ki hemmet kullu ummetin bir رَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ Her bir toplum yakalayıp da öldürmek için peygamberlerin peşine düştüler. Her bir toplum yakalayıp da etkisiz hale getirmek, susturmak için peygamberleri takibe aldılar. Vecadelu bil batili li yudhidu bihi'l hakka. Batıla sarılıp da onunla hakkı yok etmeye çalıştılar. Fe <laughs> biz de onları yakalayı verdik. Güya onlar bizim elçilerimizi yakalayıp öldüreceklerdi, cezalandıracaklardı biz onları yakalayı verdik diyor Allah. Fe <laughs> tuhum biz onları yakaladık ağızlarının payını veri verdik onları muhakaze edi verdik. Fe <laughs> keyfe kana bir bakın bakalım bizim azabımız bizim ikabımız nasıl olmuş. Ve <laughs> kezalike işte böylece hakkat kelimetu rabbike <laughs> alellezine keferu Allah'ın kelimeleri Allah'ın kelamı kafirler üzerine hak oldu, kafirler üzerine bir realite oldu, bir yasa oldu. Peki Allah'ın hangi sözü? Ennehum ashabun nar. Onlar cehennemin ashabıdırlar. Kafirler cehennemin sohbetçileridir. Kafirler cehennemin yaranıdır. İşte Allah'ın bu sözü kafirler üzerine bir yasa oldu. Kafirler üzerine bir realite oldu. Bundan sonra Rabbimiz bizi arşla tanıştıracak gaybi bir konuda bizim bilmemiz mümkün olmayan bir konuda Allah bize bir bilgi sunacak. Bizi arşla yüz yüze getirecek. Gerçi biz arşı da arşın taşıyıcısı melekleri de bilmeyiz. Bilmemiz mümkün değil. Ancak Peygamber Efendimizin bir hadisi sebebiyle şu kadarını söyleyeyim. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Ama yeri gelmişken arş gündeme gelince o hadisi bir daha söylemek zorundayım. Ne diyordu Peygamber Efendimiz? İşte şu anda uzayda boşlukta dönüp duran dünya var, bir uydu. Üstünde gezip dolaştığımız dünya var ve dünyamızı çepeçevre kuşatan birinci kat sema var. Şu ayın, güneşin, yıldızların bulunduğu sema birinci kat semadır. Diyor ki Peygamber Efendimiz birinci kat semanın büyüklüğü yanında şu anda üstünde gezip dolaştığımız dünyanın büyüklüğü koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Şu parmağınıza taktığınız bir yüksük kadardır. Birinci kat semanın yanında dünya. Birinci kat semayı da ikinci kat sema kuşatmıştır. İkinci kat semanın yanında da birinci kat sema yine koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Onu üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kat sema kuşatmış. Altıncı kat semayı da yedinci kat sema kuşatmış. Yedinci kat semanın yanında altıncı kat sema yine koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Yedinci kat semayı da kürsi kuşatmıştır. Vesi'a kürsi yuhus semavati vel art diyordu ya ayetel kürsi. Kürsi de yedinci kat semayı kuşatmış. Kürsinin yanında da yedinci kat sema yine koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Onu da arş kuşatmıştır. Arştan öte zaman ve mekan bitmiştir. Arşın yanında da kürsi yine koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Şimdi Allah için... Arşın yanında dünyanız ne kadar küçüldü değil mi? Yani arşın yanında dünyamız maddenin en küçük parçası atomun milyarda biri bile kalmadı. Şimdi yani bu kadar büyük bir arş düşünün. Bakın Allah o arşı bize şöylece tanıtıyor. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Arşı taşıyan melekler ve arşın çevresindeki melekler var ya arşı taşıyan melekler Allahu Ekber o büyük arşı dört melek omuzunda taşıyormuş dört melek o büyük o muazzam arşı başının üstünde şu anda dört melek taşıyormuş onu Haka suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöylece anlatıyordu ve yahmilu arşe rabbike fevkahum yevme idin themaniye kıyamet günü arşı başlarının üstünde, omuzlarının üstünde sekiz melek taşır. Peygamber Efendimiz de buyururlar ki şu anda arşı taşıyan meleklerin sayısı dörttür. Yarın o meleklere dört daha ilave edecek Rabbim. Böylece arşı kıyamet günü sekiz melek taşıyacakmış. Şu anda dört melek taşıyormuş. Bu meleklerin büyüklüğünü hayal bile edemezsiniz. Bakın Allah diyor ki Arş'ı taşıyan melekler ve arşın çevresindeki melekler yüsebbihune bihamdi rabbihim. Bu meleklerin bir görevi varmış. O nedir? Yüsebbihune bihamdi rabbihim. Onlar hamd ile Rablerini tesbih ederler. Allahu ekber. Allahu ekber. O meleklerin, o büyük meleklerin birinci görevi Allah'ı tesbihmiş. Subhanallah. Subhanallah demekmiş. Biz de tesbih ediyoruz değil mi? Bakın biz meleklerin safındayız. Melekler bizim yanımızda. Onlar Allah'ı tesbih ederlermiş. Ne demek Subhanallah? Ya Rabbi sen seni nasıl tanıttıysan seni öylece kabul ederiz. Ya Rabbi sen seni hangi sıfatlarla muttasuf olarak tanıttıysan sana öylece iman ederiz. Ya Rabbi sen seni hangi sıfatlardan münezzeh olarak tanıttıysan seni o sıfatlardan tenzih ederiz. Ya Rabbi senin sıfatlarını senden başkalarına yüklemeyiz diye o melekler Allah'ı tesbih ederlermiş. Bir, bir de ve yu'minune bihi ikinci görevleri de Allah'a iman edermiş o melekler. Şu anda sizin imanınızın aynısını onlar da gerçekleştirirmiş. Üçüncü görevleri de ve yestagfirune lillezine amanu. O meleklerin üçüncü görevi de Yeryüzündeki iman etmiş müminler için ıstığfarda bulunmakmış. Allahu ekber. Allahu ekber. Melekler ey Müslümanlar, o büyük melekler sizin için ıstığfar ederlermiş. Ve yestagfiruna lillezine amanu. Onlar yeryüzünde iman etmiş kullar için ıstığfar ederler. Bakın ne derlermiş? Rabbena ey Rabbimiz. Ves'at kulli şeyin rahmeten ve ilma. Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Fagfir lillezine tabu ve teba'u sebileke. Ya Rabbi sana yönelen, senin yoluna tabi olan kullarını bağışlayıver. Ya Rabbi onların ibadetlerini tam kabul ediver. Namazlarındaki eksikliklerini, kusurlarını görmeyiver. Namazlarını yüzde yüzlük bir namaz kabul ediver. Oruçlarındaki kusurlarını, falsolarını görmeyiver tuttukları oruçlarını tam ve mükemmel kabul ediver ya Rabbim. Onların günahlarını görmeyi ver. Falsolarını, ayıplarını, kusurlarını kale almayı ver. Dikkate almayı ver ya Rabbi diye bizim için ıstığfar ederlermiş. Allahu ekber. Allahu ekber. Yahu bundan daha büyük bir şeref olur mu? Bundan daha büyük bir izzet olur mu? Bakın büyüklüklerini aklınızın bile alamayacağı arşı taşıyan dört melek bizim için ıstığfar ediyormuş. Tabii bu meleklerin ıstığfarına layık olmanın, dualarına ehil olmanın bir tek yolu var. Biz de Allah'a tevbe edersek, biz de Allah'a yönelirsek. Sonra diyorlar ki bakın, وَقِهِمْ اَذَابَ bir de o müminleri cehennem azabından ver ya Rabbi. Allah Allah. Şimdi bakın. Yeryüzünün en ucra bir köyünde bir mümin düşünün. Mesela Arjantin'in bir köyünde, küçücük bir köyde, küçücük bir evin içinde bir tek mümin var farz edin. Çevresinde herkes kafir. Onun inancını paylaşan bir tek Müslüman yok çevresinde, köyünde, ülkesinde. Bir tek Müslüman var, bir köyün içinde, küçücük bir evin içinde. Şimdi o Müslüman Müslüman ya onun kulluk kitabı Kur'an ya alıyor kitabı eline okumaya başlıyor. Nihayet Mü'min suresine geliyor. Mü'min suresinin bu ayetlerini okumaya başlayınca şu gerçeği anlıyor ki demek ki melekler varmış arşın taşıyıcısı yani dünyamızdan tırlarlarca kere daha büyük melekler onlar Allah'ı tesbih ederler. Elhamdülillah ben de tesbih ediyorum Allah'ı. Onlar Allah'a iman ediyorlarmış. Elhamdülillah ben de iman ediyorum. Öyleyse o melekler benim safımda, o melekler benim desteğimde diyor. Köyü küçülüyor, şehri küçülüyor, Arjantin küçülüyor gözünde o müminin, dünya küçülüyor, kıtalar küçülüyor. O müminin başı arşa değiyor. Meleklerin safında öyle bir güç, öyle bir moral kazanıyor ki gözünün önünde her şey küçülüyor. Sonra kendisinin anladığı o ayetleri ailesine duyuruyor. Sonra çevresine duyuruyor, köyüne duyuruyor, şehrine duyuruyor. Gelin ey insanlar, siz de Allah'a iman edin. Gelin siz de Allah'a dönelin. Allah'a dönün, Allah'a yönelin. İzzet ve şeref Allah'a imandadır. İzzet ve şeref kitaptan haberdar olmadadır. Gelin siz de Allah'ın kitabını okuyun da zirvelere ulaşın, şereflerin zirvesine ulaşın demeye başlıyor. Rabbim inşallah bize de aynı imanı kazandırsın. Bakın meleklerin sözleri, duaları devam ediyor. Rabbena ve edhilhum cennate adninilleti Ya Rabbi yeryüzündeki mümin kulları onlara vaat ettiğin adın cennetlerine koyu ver. Ve men salaha min abaihim ve azvacihim wa Bir de ya Rabbi o müminleri cennete koysan bile babaları anaları olmadan eşleri hanımları kocaları olmadan bir de zürriyetleri çocukları olmadan onlar yalnızlık çekerler bunalırlar ya Rabbi. Onları o cennetlere adın cennetlerine koymakla birlikte babalarından analarından eşlerinden ve çocuklarından salih olanları da onların yanına koyuver ya Rabbi. Onları o cennette yalnızlığa mahkum etme. Eşlerinin, dostlarının, çocuklarının, babalarının, analarının mahrumiyetini onlara tattırma ya Rabbi. Allahu Ekber. Bizi düşündükleri gibi bizim akrabalarımızı da düşünüyorlar. Ama salih olanlar dendi. Yani eşlerimizden, çocuklarımızdan, babalarımızdan, analarımızdan salih olanlar o cennetlere konacak. Salih olmayanlar değil. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğlu salih değildi. İnnehu leyse min ehlik innehu amalun gayru salih Allah öyle demişti o senin ehlin değil ey Nuh çünkü o ameli gayri salih demişti ya Nuh peygamberin yanına oğlu Kenan cennete giremeyecek İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer Salih değildi. İbrahim Aleyhisselam'ın gittiği cennete babası Azer gidemeyecek. Lut peygamberin ve Nuh Aleyhisselam'ın hanımları kafirdi. Onlar salih değildi. Onlar giremeyecek o cennete. Ama babalarımızdan, analarımızdan, eşlerimizden ve zürriyetimizden salih olanlar da inşallah bizimle birlikte cennetlere girecekler. İnneke entel azizul hakim, şüphesiz ki sen aziz ve hakimsin ya Rabbi. Devam ediyor meleklerin sözleri. Vagihimus seyyiat, ya Rabbi, yeryüzündeki mümin kullarını kötülüklere düşmekten koru, pisliklere batmaktan koru ya Rabbi. Birincisi küfür ve şirk pisliklerine düşmekten onları koru ya Rabbi. Ve men takı yevme fakat rahimte. Cennetine layık kılmışın demektir ya Rabbi. Ve zâlike huvel fevzul İşte gerçek kurtuluş da budur. Dünyada da bir kısım kurtuluşlar var sevindiğiniz. Maliyecileri atlat. hastalığı yendim kurtuldum. Bu da bir kurtuluş. Çok şükür borcu ödedim kurtuldum. Tamam o da bir kurtuluş ama gerçek kurtuluş, en büyük kurtuluş nedir? Cehennemden azad olmaktır. Cenneti kaybetmekten kurtulmaktır. İşte Allah diyor ki bakın meleklerin diliyle وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ azim İşte en büyük kurtuluş budur. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafirler var ya يُنَا دَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ iz tudavne ilel imani fetekfurum. Cehennemliklere Allah bakın şöyle nida edecekmiş. Ey kafirler siz dünyada imana çağrıldığınız zaman küfre diyordunuz. Dünyada sizin kendi kendinize kızmanızdan, gazaplanmanızdan çok Allah size gazaplanıyordu ey kafirler. Bunu birkaç şekilde anlayacağız. Birinci anlayışı söyleyeyim. Ey kafirler Dünyada benim elçilerim ve çevrenizdeki benim mümin kullarım sizi Allah'a imana çağırdıkları zaman siz onlara kızıyordunuz, gazaplanıyordunuz. Yüzünüzü bile görmek istemiyoruz. Sesinizi bile duymak istemiyoruz diye benim elçilerime ve sizi imana davet eden dünyadaki mümin kullarıma gazaplanıyordunuz, kızıyordunuz ya. Sizin onlara kızmanızdan çok daha fazlasıyla ben sizin halinize ben sizin küfrünüze ve şirkinize kızıyordum, gazaplanıyordum. Birinci mana bu. İkinci mana benim elçilerimin, benim mümin kullarımın sizi kendisine çağırdığı şeylere siz kızıyordunuz. Mesela onlar sizi namaza çağırıyorlardı ya, siz namaza gazaplanıyor, namaza öfkeleniyordunuz ya, sizin namaza kızdığınızdan, öfkelendiğinizden çok daha fazlasıyla ben sizin namazsızlığınıza kızıyordum. Benim kullarım sizi tesettüre çağırıyordu ya. Siz dünyada tesettüre öfkeleniyordunuz, gazaplanıyordunuz ya. Tesettürlü birisini gördüğünüz zaman kuduruyordunuz, köpürüyordunuz ya. Sizin tesettüre kızdığınızdan çok daha fazlasıyla ben sizin tesettürsüzlüğünüze kızıyordum. Bir üçüncü mana sizler sizi şu cehenneme sevk edenlere kızıyordunuz ya, işte şu anda ateşe girince şeytana kızıyordu kafirler, kendilerini cehenneme sürükleyen dünyadaki yöneticilere kızıyordu kafirler, kuduruyordu. Ya Rabbi şu hainler bizi bu azaba iten bunlar, onlara azabın iki katını ver Ya Rabbi diye onlara kızıyorlar ya, ey hainler. Şu anda sizin onlara kızdığınızdan çok daha fazlasıyla dünyada onların peşinde giderken ben size kızıyordum. Ya da ey kafirler cehenneme girdik diye kendi kendinize kızıyorsunuz ya yuh olsun bize yazıklar olsun bize. Aklımız başımızda değilmiş. Nasıl yaptık da bu cehennemi hak ettik diye şu anda kendi kendinize kızıyor, öfkeleniyorsunuz ya. Sizin şu anda kendinize kızdığınızdan çok daha fazlasıyla bu cehenneme gidişinize ben de kızıyorum. Ben daha çok öfkeleniyorum. Çünkü ben bir tek kulumun bile cehenneme gitmesini istemiyordum. Siz kendi kendinizi zorla bu cehenneme getirip ipoteklediniz. Kalu derler ki Rabbena emet tenethneteini ve ahyei Bakın cehennemlikler diyorlar ki Ya Rabbi bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Fatrafna bidunu bina. Şimdi biz günahlarımızı itiraf ettik. Yani suçu kabullendik. Biz suçluyuz. Tamam da fehel ila khurucim min sebil. Artık bizim için şu cehennemden bir kurtulma yolu yok mu ya Rabbi? İfadenin öncesini bir açıklayalım. Diyorlar ki: "Ya Rabbi bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin." Bunu şöyle anlıyoruz. Bakara Suresi'nde bir ayet vardı. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fa ahyakum. Sümme yumitukum sümme yuhyikum sümme ileyhi turcaun. Allah diyor ki Allah'ı nasıl inkar edersiniz ey kafirler? Siz yoktunuz, ölüydünüz de Allah sizi diriltti. Bakın birinci ölümümüz yaratılmadan önceki dönemimiz. Yüz yıl öncesine gidin şurada hiçbirimiz hayatta değildik. İşte ona birinci ölümümüz. Ölüm yokluk demektir, adem demektir. Birinci ölüm o. Yaratılmadan önceki dönemimiz. Sonra Allah bizi diriltti. işte şu anda yaşıyoruz. Bu da birinci dirilişimiz. Sonra Allah bizi bir daha öldürecek. Bu ikinci ölümümüz. Sonra kıyamet günü Allah bizi bir daha diriltecek. O da ikinci dirilişimiz. Bakın kafirler diyorlar ki cehennemlikler. Ya Rabbi bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Biz günahlarımızı itiraf ettik. Fehel ila hurucin min sebil. Bizim için şu ateşten kurtulma yolu var mı? Yani ya Rabbi bizim için bir ölüm daha takdir etsen de bir üçüncü ölüm daha yaratsan da ölüp gitsek, toprak olup gitsek, unutulup gitsek şu cehennemi görmesek hainler üçüncü bir ölüm daha bekliyorlar. Ama ölüm öldü. Ölüm öldü. Cehennemin kapısının ağzında bir koç kesilecek diyor peygamberimiz ve Allah buyuracak ki ölüm öldü ey cehennemlikler. Binlerce, milyonlarca kez ölüm temenni edeceksiniz ama ölemeyeceksiniz. Çünkü ölüm onlar için bir an azabın bitmesi demektir. Ölüm öldü. Bir de cennetin kapısının ağzında koş kesilecek. Allah buyuracak ki ey cennetlikler ölüm öldü. Siz de ebediyen bu cennette yaşayın. Evet diyorlar ki acaba bizim için bir ölüm daha takdir edilir mi? Ya da bunun bir ikinci manası Acaba dünya bir daha dönüş imkanımız var mı ki? Bakın Allah da diyor ki: Zalikum bi ennehu. Hayır, hayır. Bunun sebebi de şudur: دُعِيَ اللّٰهُ wahdehu. Siz tek Allah'a imana çağrıldığınız zaman, yani tevhide çağrıldığınız zaman, sadece Allah'a kulluğa çağrıldığınız zaman, kefertüm, inkar ettiniz. Ama in yüştik bihi Allah'a şirk koşmaya çağrıldığınız zaman hemen tü'minu, hemen inandınız. Allahu Ekber. Bu ayeti şu ayetle anlarsak biraz daha net anlaşılır. Kur'an'da bir ayet var. Gerçekten benim tüylerimi diken diken eden bir ayet. Ağır ağır okuyayım. Allah diyor ki وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ İnsanların ekserisi ancak müşrik olarak iman eder. Şirk koşarak iman eder. inanır da ancak şirk koşarak inanır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani onu da razzak makamında görüyorsa benim maaşımı keser, beni işten atar korkusuyla bu şirktir Allah korusun. Bakın Allah diyor ki وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُمْ İnsanlardan birçoğu şirk koşarak iman eder. Müşrikçe iman eder. Ya Rabbi sen bizi koru. İşte bu ayette de o anlatılıyor. Fel hükmullillahi'l aliyyil Artık hüküm yüce olan, büyük olan Allah'a aittir. Hükmü Allah verecek. Ama öbür tarafta hüküm verirken Allah hüküm kitabı da yine Kur'an olacak. Allah bu kitaba göre hükmedecek. Zaten bu dünyaya Allah kitabını buna göre bir hayat yaşarsanız cennete gidersiniz. Buna göre değil de keyfinize göre bir hayat yaşarsanız o zaman Allah'ın cehennemini hak edersiniz demişti. İşte yarın hükmedecek Allah'tır ama hükmünü de Rabbimiz işte bu kitabına göre verecek. Huve'llezî yurîkum âyâtih. O Allah size ayetlerini gösteriyor. Nessemâi <laughs> rizqan ve Allah gökten size bir rızık indiriyor. Buradaki rızık yağmurdur. Çünkü bakın tüm rızıkların sebebi yağmurdur. Tüm rızıklar yağmurla oluşur. Ekmek mi yiyorsunuz? Yağan yağmurla oluşan buğdaydan. Süt mü içiyorsunuz? Yağan yağmurla oluşan otları yiyen koyunun karnında oluşmuş bir süttür. Yine yağmurla oluşuyor. Elma mı yiyorsunuz? Suyla oluşan ağaçtan devşirdiğiniz bir meyve. Bal mı yiyorsunuz? Yağmur yağdı, çiçekler oluştu, arılar o çiçekten hüzme hüzme o balı topladı. Bakın tüm rızıklar yağmurla oluşuyor. İşte Allah yağmur ayetine dikkat çekiyor. Ve ma yetezekkeru illa men yunib. Ancak bu ve benzeri ayetlere yönelenler, ilgilenenler ibret alırlar bu gerçeği ancak onlar anlayabilirler. Bakın sadece şu yağmur ayeti üstünde bir düşünün, inanın, başka ayetleri bırakın. Sadece yağmur ayeti üstünde ciddi ciddi bir düşünün inanın Allah'ın hak bir Rab olduğunu, şu kitabın hak bir kitap olduğunu ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hak ve gerçek bir elçi olduğunu çok rahat anlarsınız ama yaratıldığımız günden beri, çocukluğumuzdan beri yağmuru hep gördüğümüz için artık kanıksadık. Artık üzerinde kimse düşünmez oldu. Fakat sadece bir tek yağmur ayeti üstünde bile düşünseniz gerçeği anlarsınız diyor Allah. فَدُعُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ Öyleyse ey peygamberim dini Allah'a ait kılarak yani hayatın tüm alanında Allah'ı egemen bilerek Allah'a dua et. وَلَوْ <laughs> kafirum Kafirler hoş görmese de, kafirler istemese de hayatın her alanında Allah'ı egemen bilerek Allah'a dua et. Dua, tedai, çağrışım, aynı kökten gelir. Yani her bir problemin çözümüyle alakalı önce Allah'ı hatırla, ey Müslüman. Her bir problemin çözümü konusunda önce Allah'ı bir çağır, Allah'ı bir çağrıştır, Allah'ı bir hatırla. Acaba bu konuda Rabb'im ne der? Acaba bu konuda Rabb'imin ayetleri ne diyor diye önce Allah'ı bir dikkate alın. Evet, hayatın tüm alanında egemen olarak Allah'ı bilin, öylece Allah'a dua edin. Yani Allah'a davetiye çıkarın ama zarfın üzerine başkalarının ismini yazmayın. Allah'a dua edin, Allah'a davetiye gönderin ama davetiye zarfının üzerine başkalarının ismini yazıp da şirke düşmeyin. Filanlar hatırına, filanlar yüzü suyu hürmetine diyerek zarfın üstüne başkalarının ismini yazarak Allah'ı kazaklandırmayın mühlisinallahu'l din ifadesi bize bu gerçeği anlatıyor. Rafiud derecat o Allah dereceleri çok yüce olandır. Allah kullarına çok yüce dereceler hazırlayandır. Söyleyin Allah aşkına insanlar kendilerinin sözünden çıkmayanlara bile dereceler veriyorlar değil mi? İnsanlar bile kullarına dereceler veriyorlar. Sen birinci dereceye indin sen üçüncü dereceye indin, sen artık bu derecenin sahibi olarak yeşil pasaport alabilirsin, sen prof oldun, sen dekan oldun, sen doçent oldun diye insanlar bile kendilerine hizmet edip de böyle limon gibi suyunu sıkıp posasını çıkardıklarına dereceler veriyorlar değil mi? Peki insanlar bile kullarına dereceler verir de Allah kullarına dereceler vermez miyim? Elbette Allah da kullarına çok yüce dereceler hazırlamıştır. Zul arşi o Allah arşın sahibidir. Demin arşı anlattık. Yulkir ruha min emrihi ala men yeşa'u min ibadihi li yunzira telak. günüyle, mülaki olmak günüyle, lika günüyle, karşılaşma günüyle insanları uyarmak için kullarından dilediklerine emrinden ruh gönderir Allah. Emrinden, kendi işlerinden bir ruh gönderir. Min emrihi, min mini badiyedir. Emirlerinin tümünü değil. Bakın şu kitapla Allah bize kendi işlerinden, emirlerinden bir bölümünü aktarmış. Şu kitap Allah'ın emirlerinin tümü değil. Şu kitap Allah'ın bilgisinin tamamı değildir. Tevrat da Allah'ın bilgisinin tamamı değil. İncil de Allah bilgisinin tamamı değil. Sadece bizimle alakalı, bizim ihtiyacımız kadar dünyaya karışmak üzere, kullarının hayatını düzenlemek üzere Allah kendi emrinden bize bir kısım bilgiler aktarmış. Tabi arşla alakalı, meleklerle alakalı, başka varlıklar, başka alemlerle alakalı Allah'ın ne tür emirleri var, ne tür işleri var onları bilmiyoruz. Sadece bize yönelik indirdiği, emrinden bir kısmını biliyoruz. Böylece Allah kendi işlerinden bir kısmını ruh ile gönderiyor. Ruh nedir? Ruh Kur'an'dır. Kitabımızın bir başka suresiyle söyleyecek olursak ve kezalike evhayna ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina ey peygamberim sana emrimizden bir ruh indirdik. Ruh Kur'an'dır. Kur'an'ın bir ismi de ruhtur. Ne demek o? yani ruh insanı diri tutan şeydir ya, Kur'an da insanı diri tutan, canlı tutan, insanı hidayete ulaştıran vahidir. Dolayısıyla Kur'an'la ilişkisi kesilmiş insanlar ölüdür. İslam kafire ölü der. Kur'an'la irtibatı kesilmiş bir kişi ölüdür. Çünkü Kur'an ruhtur. Ruhla ilişkisi kesilmiş bir kişi ölüdür ama Kur'an'la birlikte olan gece gündüz kendisini Kur'an'ın eğitimine teslim etmiş bir kişi diridir. Çünkü Kur'an ruhtur. İşte Allah telak günüyle uyarmak için ruh göndermiş, Kur'an indirmiş. Telak günü nedir? Yevmut tegabun, yevmut din, yevmut telak da kıyametin isimlerinden birisidir. Mülaki günü, kavuşma günü. Bakın o gün Kıyamet günü kavuşma günüdür. Neyin neyle kavuşması? Gökler ehliyle yer ehlinin kavuşma günü. Meleklerle cinlerle insanların kavuşma günü. Şu anda onları göremiyoruz. Yarın onlarla karşı karşıya gelecekmişiz. Ya da öncekilerle sonrakilerin kavuşacakları gün. Ademle Nuh'la biz kavuşacakmışız. Ya da insanların amelleriyle karşı karşıya geleceği gün. Bir tane bile amelimiz zayi olmadan onlarla karşı karşıya geleceğiz. Ya da insanların yerleşim birimleriyle karşı karşıya geleceği gün, cennet mi, cehennem mi, Rabbim inşallah cehennemden korusun, cennetini lütfetsin, insanların yerleşim birimleriyle karşı karşıya gelecekleri gün, ya da insanların Allah'a mülaki olacakları, Allah'la karşı karşıya gelecekleri gün, işte ona yevm Telak deniyor. Yevmehum barizuna o gün herkes Allah'ın huzurunda aşağı çıkar. La yahfa ala'llahi minhum şeyun. Hiçbir şey insanlara ait, hiçbir şey Allah'a asla gizli kalmaz ve Allah şöyle bir soru sorar. Limenil mulkul yevm? Mülk kimin bugün? Hakimiyet kimin bugün? İktidar kimin bugün? Söz hakkı kimin bugün? Yetki kimin bugün? Ceplerinizdeki, kasalarınızdaki, keselerinizdeki paralarınız kimin? Evleriniz, aileleriniz, dükkanlarınız, fabrikalarınız, çoluk çocuğunuz kimin bugün? Allah kendisi cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Bugün güç, bugün mülk, bugün iktidar, bugün söz hakkı, bugün hakimiyet, tek olan kahhar olan Allah'a aittir. Peki bu soruyu sadece o gün mü soracak Allah, bugün sormuyor mu? Mülk kimin bugün? Bugün de soruyor ama gereğini yerine getirmediği için, imtihan sebebiyle, kullarına verdiği irade sebebiyle Allah bugün kimseye dokunmadığı için insanlar aldanıyorlar. Mülk bizim, yahu cebimdeki param benim, istediğim yerde harcarım, gözüm benim istediğimi seyrederim istediğimi seyretmem. Yahu midem benim istediğimi oraya indirir istediğimi indirmem. Yahu kızım benim istediğim kıyafetle sokağa salabilirim. Yahu hanımım benim istediğim şekilde onunla ilişki kurabilirim. Hayır hayır. Bugün de mülk Allah'ın yarında mülk Allah'ın ama bugün imtihan sebebiyle Allah kullarına dokunmuyor. El yevme tudza kullu nefsin bima kesebet işte o gün herkese kazandığı has tamam verilir. La zulmel yevme. O gün kimseye zulmedilmez, kimseye haksızlık edilmez. Yani işlemediği ameller sebebiyle kimseye ceza verilmez. İşlemediği ameller sebebiyle kimseye mükafat verilmez. Ya da işlediği amellerden çok daha fazlasıyla kimseye mükafat verilmez. İşlediği amellerden çok daha fazlasıyla kimseye ceza verilmez. Ya da Cenneti hak etmiş birisi yanlışlıkla cehenneme gönderilmez. Cehenneme gitmesi gereken birisi yanlışlıkla cennete gönderilmez. İnna Allaha seriul hesab. O gün Allah hesabı çok suratlı görendir. Tabi hesabın suratlı görülmesi hesabın başlamasından sonradır. Ondan önce hadislerde geçer mahşer yerinde uzunca bir bekleme vardır. Hatta trillerlerce insan üst üste yığılmış, güneş iki mızrak boyu insanların tepesine inmiş, kimi insanlar çenesine kadar, kimi insanlar kulak memesine kadar terin içinde gömülmüş, ter gölünün içinde gömülmüş, böyle iğne üstünde bir bekleme olacak mahşer yerinde. Peygamberimizin hadislerinin beyanıyla insanlar, Adem Aleyhisselam'a koşacaklar, Nuh Aleyhisselam'a koşacaklar. Ne olur ey Allah'ın elçileri şefaatte bulunun da hesabımız kitabımız bir an evvel görülsün. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme sevk olsunlar diye insanlar peygamberlere koşacaklar. Böyle bir bekleme olacak ama hesabın kitabın görülmeye başlanmasından sonra da çok seri görülecek hesap. Hatta peygamber efendimiz buyururlar ki hesap kitap görülmeye başlandıktan sonra gün ortasına kadar, günün ortasına kadar Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme sevk olunmuşlardır buyurur. Gün o, yarım gün. işte o kadar. Ve enzirhum yevmel azifeti Şu insanları yaklaşmakta olan günle uyar ey peygamberim. İzil kulubu ledel hanaciri kâzımîn O gün yürekler ağızlara gelmiş ve insanlar yutkunuyorlar. Aman canımız çıkıvermesin diye, ölmeyelim diye ağızlarına kadar gelmiş yüreklerini aşağı doğru indirmeye çalışıyorlar. Maliz min hamimin ve la yuta. O gün hiç kimseye sıcak bir kucak yoktur. Sıcak bir dost yoktur. Yahu ne alemdesiniz? Bir derdiniz mi var? Bir yardıma ihtiyacınız mı var? Yapabileceğimiz bir şey var mı diye onların hallerine hatırlarını soracak. Hiç kimse yoktur zalimlerin. Bir de sözü dinlenecek bir şefaatçileri de yoktur onların. Ya'lemu khainetel ayuni ve ma sudur. O gün, o günde, bugün de gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin gizlediklerini Allah bilmektedir. Gözlerin sahibi de Allah, kalplerin sahibi de Allah. Gözlere egemen olan da Allah, kalplere egemen olan da Allah. Gözlerin hain bakışlarını da, kalplerin gizlediği niyetlerini de bilen Allah. Vallahu işte bu bilgiye sahip olan Allah yakzi bil hakkı hak ile hükmeder. Vallazina yed'un min dunihi ama insanların şu anda Allah berisinde tapındıkları varlıklar var ya la yakdun bi şeyin onlar asla bir hükümde bulunamazlar. Bakın bilginin sahibi olan Allah bir kişiyi yargılarken bir eylemi, bir ameli yargılarken o amelin işlendiği ortamı o ameli işleyen kişinin o anda taşıdığı niyeti Allah bilerek o ameli yargılar. Ama şu andaki işte yargılayanlar görüyoruz. Dış görünüşüne bakarlar suçun ve suçlunun. O suçu işleyen kişinin o anda kalbindeki niyeti okuyamadıklarından, o ortamı bilemediklerinden işte hükmediyorlar. Zahirine bakarak hükmediyorlar ve 10 yıl yatırıyorlar birisini. 10 yıl sonra pardon diyorlar. Yahu yanlış yapmışız. Seni 10 yıl boş yere yatırmışız. Geçmiş olsun. 10 yıl içinde onun ailesinin çektiği sıkıntı, onun içeride çektiği sıkıntı bunu kim ödeyecek? Gerçek hükmü ancak Allah yapar. Çünkü o ameli de, o ameli işleyen kişinin ortamını da, düşüncesini de, niyetini de bilen Allah'tır. Ama ötekiler hiçbir şey bilemezler. Hiçbir hükümde bulunamazlar. İnna Allahu huve semiul basir. Şüphesiz ki o Allah her şeyi işiten ve görendir. Evelem yesiru fil ardı. Şimdi söyleyin. Şu insanlar gezip dolaşmıyorlar mı yeryüzünde? Feyan duru keyfe kana akibetul ladine min qablihim. Kendilerinden öncekilerin sonlarına, akıbetlerine bir bakmıyorlar mı? Kanuhum eşedde minhum kuvveten ve âthâran fil ardı. Onlar kendilerinden çok daha güçlüydüler. İşte sizler şu anda tarihe bir bakmıyor musunuz? Sizden önceki toplumların acı sonlarını görmüyor musunuz? Üstelik diyor Allah, onlar sizden çok daha güçlüydüler ve de eser yönünden, yani yeryüzünü imar etme yönünden, yeryüzünde iz bırakma yönünden, yeryüzünde eser bırakma yönünden, yani nam ve şöhret bırakma yönünden ya da yerin altını üstüne getirme, yerin altındaki madenleri işleme yönünden onlar sizden çok daha güçlüydüler. فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ Allah günahları sebebiyle onları yakalayıverdi de. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ Allah'ın azabı kendilerine geldiği zaman bir kurtarıcı da bulamadılar. ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ bil بِالْبَيِّنَاتِ Onların helak olma sebebi de şudur. Bizim elçilerimiz apaçık ayetlerle onlara geldiler de fekeferu. Onlar bizim elçilerimizi inkar ettiler. Elçilerimiz gerçekten apaçık özelliklerle bakın peygamberlerin sahip olduğu sıfatlar gerçekten hiç kimsenin reddedemeyeceği, hiç kimsenin inkar edeme edemeyeceği sıfatlardı emin sıfatı, sıdık sıfatı, fetanet sıfatı gibi tebliğ sıfatı gibi peygamberlerin sahip olduğu özellikler hiç kimsenin reddedemeyeceği özelliklerdi. Güzellik içinde özelliklerdi ya da getirdiği ayetler peygamberlerin toplumlarına sunduğu mucizeler öyle herkesin inkar edemeyeceği, reddedemeyeceği cinsten ayetlerdi. Ama onlar yine de elçilerimizi inkar ettiler. Fa akhadahum Allah da onları yakalayıverdi. Innahu qawiyyun şedidul ikab. Allah güç kuvvet sahibidir. Yakalaması, cezalandırması çok şedid olandır dedikten sonra tarihe intikal edecek. Allah tarihten bir örnek verecek İnşallah Onu da okuyalım. Ve laqad ersalna Musa bi ayatina ve sultanin mubin. Muhakkak ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir haklılıkla, apaçık bir sultanla gönderdik. Ayetlerden kasıt Asa ayeti, Yedi Beyza ayeti, Çekirge ayeti, Kurba ayeti, Kan ayeti, Tufan ayeti gibi kitabımızın başka surelerinde detay anlatılan ayetlerle ve de haklılıkla büyük bir sultanla gönderdik ila Firavun ve Haman ve Qarun. Firavuna, Haman ve Qaruna gönderdik. fekalu dediler ki: Sahirun kezzab. Bu Musa yalancı bir sihirbazdır. Üstelik çok çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam'ı yalancılıkla ve sihirbazlıkla itham ettiler. Halbuki birçok sihirbaz görmüşlerdi. Musa o sihirbazların hiçbirisine benzemiyordu. Elini kolunu sallaya sallaya Firavun'un sarayına kadar girmiş, içeriye kadar girmişti. O güne kadar hangi sihirbaz bu cesareti gösterebilmişti? Hangi sihirbaz etrafında bu kadar cemaat oluşturabilmişti? Hangi sihirbaz yeryüzünün en güçlü devletini yıkabilecek bir konuma gelmişti? Biliyordu hain Musa Aleyhisselam'ın bir yalancı sihirbaz olmadığını ama öyle diyordu bakın. Felem ma bil hakkı min indina Musa aleyhisselam katımızdan bir hak ile onlara gelince kalu dediler ki uktulu ebna ellezine amenu ma'hu. Firavun dedi ki onunla birlikte iman edenlerin çocuklarını öldürün. Vestahyu <laughs> nisa'ahum kadınlarını sağ bırakın. Evet bu Firavun'un ikinci tedbiriydi. Daha Musa Aleyhisselam'ın doğduğu yıllarda da böyle bir yasası vardı. Çocukları öldürme yasası. İsrail oğullarının çocuklarını öldürme yasası. Şimdi Musa Aleyhisselam elçi olarak karşısına çıkınca ya emrini yeniledi Firavun ya da önceki Firavun geberip gitti de onun oğlu ikinci Ramses, ikinci Firavun böyle bir tedbir önerisinde bulundu. Dedi ki Musa'ya iman edenlerin çocuklarını öldürün. وَاسْتَحْيُوا <laughs> نِسَاءَهُمْ Hanımlarını sağ bırakın. Bakın hain Musa Aleyhisselam'ın gerçekten bir Allah elçisi olduğunu biliyordu. Musa Aleyhisselam'ın kendisine dokunamıyordu da çevresindekileri öldürüyordu. Biliyordu hain Musa'ya dokunamayacağını. Mekke'de de öyle değil miydi? Peygamber Efendimiz'e dokunamıyordu hainler ama Müslümanları bir bir öldürüyorlar, şehit ediyorlardı. Bakın firavunlar peygamberliğin farkındalar, işte diyorlar ki evlatlarını öldürün ve istahyu nisaahum hanımlarını da sağ bırakın. Ve ma kafirine illa fi talal halbuki kafirlerin tuzakları boşa çıkacaktır. Allah onların tüm tuzaklarını boşa çıkaracaktır. Hiçbir planları, hiçbir komploları, hiçbir düzenleri Müslümanlara yönelik başarıya ulaşmayacaktır. İnşallah burada kalalım. Daha sonraki dersimizde kaldığımız yerden tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.